2000'lerin başında YouTube'un kurulmasıyla video hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Online videolara alışmaya çalışırken 10 yıldan daha kısa bir zaman önce bu kez de online canlı yayınlar hayatımıza girdi. Online ve offline dünyayı neredeyse bir araya getiren sosyal medyanın güç kazanmasıyla video ve canlı yayın platformları da gelişti ve çeşitlendi. Son birkaç yıldır çevrimiçi oyunlar ve e-spor kavramının dünyayı sarması bu alana özgü bir canlı yayın ve video platformunun da ortaya çıkmasına neden oldu. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi Twitch'ten söz ediyoruz. Twitch çevrimiçi oyuncuların ve e-sporcuların oyunlarını canlı yayınladıkları ve seyircilerle anlık iletişim kurdukları bir platform. Geçmişe 10 yıldan kısa bir süreye uzanan bu platformun kendine has büyük bir izleyici kitlesi, çok ünlü fenomenleri ve devasa bir ekonomisi var. Aslında oyun oynayan insanları izlemek yeni bir şey değil. Çok eskiden beri insanlar atari salonlarında birisi atari oynarken yanlarına işte toplanıyorlar. Kafa böyle uzuyor, izliyorsun. Ya da işte bütün PlayStation oynanan evleri düşünelim. Kanepeye oturuyoruz ve yan yana birisi PlayStation, yani kontrolü birisinin elindeyken diğerleri onu izliyor. Ya da hep böyle hani PC başında birisi oynarken izleniyordu. Twitch'in hani yeni olan kısmı bütün bu oyun başkasının oynadığı oyunu izleme, başkasının oynadığı oyundan heyecan alma duygusunu bir sosyal mecraya dönüştürdüler. Ve hani bunu çok kompakt ve iyi bir şekilde yaptılar. Twitch ilk olarak 2006'da kurulan internet canlı yayın platformu Justin TV'nin bir girişimi olarak 2011'de faaliyete geçirildi. Justin TV'de yapılan oyun yayınlarından bir fikir olarak doğan Twitch, özellikle e-sporun dünya genelinde kabul görmeye başlamasıyla tamamen canlı oyun yayını yapılan bir platform haline geldi. İlk olarak League of Legends yayınlarıyla büyük bir ün kazandı. Bu LoL yayınlarından sonra diğer oyunların yayınlarına geçilince platform zamanla büyüdü. Takipçi sayısı arttı ve gitgide dijital dünyanın devleri arasında anılmaya başladı. En önemli özelliği canlılık, yani canlı yayın yapılıyor olması. Baktığımız zaman işte şu anda neler var? Herkes işte Netflix izliyor, işte herkes YouTube'dan videolar izliyor. Bunların hepsi işte VOD dediğimiz video on demand şeklinde önceden kaydedilmiş videolar. Ama Twitch'in özelliği canlı yayınlar ve uzun yayınlar olması. Canlı yayın olması ne demek? Canlı yayında işte bir heyecan var. Ne olacağını bilemiyoruz işte. Spor müsabakalarındakine benzeyen derecede bir heyecan. Bununla birlikte gelen bir heyecan. Ama aynı zamanda ne yapıyor bu canlılık? O kanalı izleyenler de, yani aynı deneyimi paylaşan insanlar da bir cemaat oluşmasını sağlıyor, bir community yaratıyor. Yani biz o yayıncı o oyunda, işte Fortnite'da bir yerden çok ters bir hareket yapıp düştü ve başından kötü şeyler geldi, öldü. Biz bunu hepimiz izliyoruz ve bu kanalı izleyen, kanalın takipçileri arasında ortak bir geçmiş sağlamış olur ve herkes aynı şeyi paylaşmış olur. O yüzden bu canlılık diğer platformlardan onu ayrıştırıyor ve aynı zamanda en büyük de özelliği haline geliyor. 2014 Şubat ayında ABD'nin en çok tıklanan 4. sitesi olan Twitch, böylelikle teknoloji devi Amazon'un da dikkatini çekti ve internet yayıncılığına yatırım yapan Amazon, Eylül 2014'te 970 milyon dolar karşılığında Twitch'i satın aldı. 1 milyon 700 binden fazla yayıncıyı ve aylık 100 milyonun üzerinde oyuncuyu buluşturan bu platform, 2019 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen 41. Türkiye'nin ise 42. internet sitesi oldu. Canlı görüntü akışı ve canlı sohbet gibi olanakları aynı platformda birleştiren Twitch üzerinde yayıncı tarafından hazırlanan yayınlar canlı ya da kayıttan yürütülebiliyor. Yayıncıların canlı yayında oynamayı tercih ettiği birçok oyun var. Benim en çok şu aralar PUBG oynamaktan zevk alıyorum. Bir ara çok LoL oynuyordum. Yani League of Legends'ın hastasıydım. Kaç yıldır hep aynı oyun oynadığım için bu bende artık alışkanlık oldu. O yüzden sadece bu oyun oynarken keyif alıyorum. Ama şimdi bu Riot da 10. yıl şerefine bir ton yeni oyun duyurdu. Riot'un yaptığı oyunları ben yine oynamaya devam ederim. Yani yeni çıkanları da büyük ihtimal severim. Çünkü gördüğüm kadarıyla gayet güzel duruyorlar. Bu yayınların elde ettiği toplam izleyici sayısı oldukça büyük rakamlara ulaşıyor. Kişi başına günde 106 dakika izleniyor. YouTube'dan sonra eğlence sektöründe yeni bir mesleğin doğmasına neden olan Twitch platformunda onlarca büyük yayıncı bulunuyor.
Twitch platformu üzerinde bir kanal sahibi olarak içerik hazırlayan kullanıcılar yayıncı olarak anılıyor. Ben bir yıl önce başladım tam olarak. Bir yıl bir ay oldu. Daha önceden düşünüyordum başlamayı. İki yıl öncesinden düşünüyordum ama bir cesaret edemedim. E-sporcuydum önceden. Bırakasım gelmedi ya tutmazsa falan tarzı düşündüm ama işte bir ton arkadaşım şükür olsun. İşte diğer e-sporcu arkadaşlarım olsun. Yayıncılıkta daha başarılı olacağımı söyledikleri için geçtim en son. Nasıl yayıncı oldum? Ben eskiden e-sporcuydum profesyonel olarak. Hiç aklımda yayın açmak falan yoktu. Kitle istedi dedi abi nasıl oynuyorsun? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? O tarz onları kırmayı beğene başladım. Yayın açtıkça daha çok izlendim. Daha çok insan geldi. O şekilde Twitch'e başladım. 2013'ten beri Twitch'te canlı yayın yapıyorum. Yani ben Twitch'e yayıncı olayım diye kasmadım. Bu yani aklımda yayıncı olmak bile yoktu. Hayat o yönde gelişti diyelim. Oyun denince aklı ilk erkek yayıncılar gelse de kadın yayıncılar da bu platformda başarılı bir şekilde kendilerini gösteriyor. Buradaki tepkiler çok güzel değildi açıkçası. Çünkü bir erkek yayıncının yanında hani yayını asiste ederek başladım. İlk kendim açmadım yayınımı yani. Menajerimle beraber yapmaya başladım ve aldığım tepkiler güzel değildi. Çünkü yaş kitlesi düştükçe aslında yani 9-13 yaş kitlesine hitap ettikçe erkek çocuklarının, her iki o yaştaki erkek çocukların dillerinin kemiği yok. Ve gelecek tepkilere her türlü hazırlıklı olmak gerekiyor. Evet seni seviyorlar. Dışarıda gördükleri zaman abla diyorlar, fotoğraf çekilmek istiyorlar. İşte güzel övgüler yağdırıyorlar. Instagram'dan, Facebook'tan mesajlar atıyorlar güzel güzel. Ama bir yandan da bunun klavye delikanlı dediğimiz kötü boyutu da var. Hani orayı görmezden geldiğin sürece bir şey yapabiliyorsun. Ama görmezden gelemeyecek durumdaysan ve psikolojim bunu kaldırmıyorsa bir kadını yayıncı olmak, kadın oyuncu olmak bu ülkede kolay değil. Hatta hiçbir ülkede kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yayıncılar oyun oynarken aynı zamanda kendilerini izleyen herkesle yayınları esnasında sohbet penceresi aracılığıyla iletişim kurabiliyor. Aynı şekilde izleyiciler de yine sohbet penceresi aracılığıyla bu yayınlara katılım gösterebiliyor. Bu sayede yayıncılar ve izleyiciler anlık olarak etkileşime girebiliyor. Bu bakımdan Twitch aynı zamanda büyük bir sosyalleşme platformu işlevini görüyor. Yayıncıların bazıları yayınları hobi olarak yapsa da bazıları bu işi meslek olarak görüyor. Ciddi bir gelir modeli olan bu platformda yayıncıların aylık gelirleri 300 bin dolara kadar yükselebiliyor. Elbette yayıncıların elde ettiği gelir yayıncıların kitlesine ve yayın yaptığı bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Şu an evet yayıncılık olarak meslek diyebiliriz. Aslında sadece yayıncılık değil birçok mecrada YouTube olsun, Twitch olsun her yerden artık influencerlık deniyor buna. Bu şekilde ilerliyorum şu anda. Herkes açık bir platform olan Twitch'te izleyiciler bir yayıncıyı desteklemek için Twitch platformunun sunduğu ve her ay yenilenen 4.99, 9.99 ve 14.99 dolarlık paketlerle Twitch Prime adı verilen sisteme veya doğrudan yayıncıya abone olabiliyor. Bu sistemde aboneler tarafından ödenen ücretin yarısı yayıncıyla paylaşılırken diğer yarısı da Twitch platformunda kalıyor. Twitch platformunda abonelik dışında yayıncıların desteklenebildiği diğer bir yöntem de bağış yöntemi. İzleyiciler bit adı verilen para birimini izlediği yayıncılara göndererek bağışta bulunabiliyor. Twitch'in kendi bünyesinde oluşturduğu bu sistemle istenen sayıda bit platform üzerinden satın alınıyor. Bir bitin karşılığında 1 cent olarak belirlendiği bu sistemde satın alınan bitler istenen zamanda, istenen yayıncıya, istenen miktarda harcanabiliyor. Bu ücretin belli bir kısmı Twitch yayıncısına, kalanı ise Twitch platformuna gelir olarak dönüyor. Twitch tarihinde bugüne dek kayıtlara geçen en büyük bağış ise 75 bin dolar. Abonelik sistemi ve bağışlar dışında Twitch üzerinde belli bir izleyici kitlesine sahipseniz oyun firmaları tarafından size sponsorluk ve reklam teklifi gelebiliyor. Belli bir ücret karşılığında yayın ekranında destekçi markanın logosu görünebiliyor. Türkiye'deki yayıncılar paralarını daha çok abonelik üzerinden kazanıyor. İşte uzun zamandır canlı yayın yapıyorum ve bu benim mesleğim. 2013'ten beri canlı yayın. Haftada 4-5 gün. O şekilde devam ediyorum. Aylık gelirler ortalama böyle yani küçük bir yayıncı bile 500 lira, 1000 TL arası kazanabilir. Büyük yayıncılar da 50 bine kadar çıkabilir. Belki daha üzerine. Çok değişken bir etken, çok farklı bir sektör tipi. Çünkü bütün geliriniz dışarıdan baktığınız zaman hep izleyiciye bağlı. İzleyicinin donate olsun, desteği olsun, aboneliği olsun. O şekilde yani onların dışında hiçbir geliriniz yok. Olması için de çok
büyük bir kitleye hitap etmeniz lazım ki sponsor alabilirsiniz ki. Ama Türkiye'de çoğu sponsor da para vermek yerine ekipman veriyor, ne bileyim, ürün veriyor. Mesela su markası var diyelim, size devamlı su veriyor. Yani ücret vermiyor. Bu ücret verenler çok nadir. O yüzden asıl gelirinizi her zaman izleyici veriliyor diyebiliriz. İşimde donate almamız yasaktı. Çünkü kurumsal bir firmaydı. Orada alsam çok iyi para kazanırdım. Yani hesaplasam hakikaten iyi bir şey çıkardı. Kendi yayınlarımda da dedim birçok az yaptım. Hani kendi kanalımda. Ama en azından izleyicilerimin istediği oyunları almama ya da izleyicilerimin istediği hediyeleri alıp çekiliş yapmama yetecek kadar donate alıyordum. Evet, yani miktar olarak belirtemem belki ama hani yayın yapmama değecek kadar para kazandım, evet. Twitch tek başına internet üzerindeki canlı yayın trafiğinin neredeyse yarısını gerçekleştiren bir platform olmayı başardı. Gerek izleyici ve yayıncı kitlesi, gerekse yarattığı ekonomiyle hayatımıza giderek daha çok girecek gibi görünüyor. Kim bilir, belki bu videoyu izledikten sonra siz de Twitch dünyasında yer almaya karar vermişsinizdir.